Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz bugünlerde hepimizin sağlığı için en iyi şey evde kalmak. Evdeyken iyi hissetmek için de en iyi yol güzel bir şeyler üretmek. İşte biz de Celsil ile çok güzel bir işbirliği yaptık ve sizlere evde yapabileceğiniz bazı öneriler hazırladık. Bugün bu önerilerden ilkiyle başlıyorum. Bence bu video serisinin en güzel yanı şu oldu. Ve çok fazla yetenek gerektirmeden doğru malzemeleri bulan herkesin rahatlıkla yapabileceği projeler oldu. Örneğin bugünkü videoda aslında baktığınızda tek yaptığımız işlem yapıştırmak ama ilham vermek açısından çok zengin bir video olduğunu düşünüyorum. Peki bugün ne yapıyorum? Genellikle kafelerin zeminlerinde ya da mutfak ya da banyolarda gördüğünüz o seramik karoları evde dekoratif amaçlı nasıl kullanabiliriz? Bu konuda sizlere fikir vermeye çalışacağım. Hadi bakalım, hazırsanız başlayalım. Seramik karolarla yapabileceğiniz dekoratif ürünlere ilk önerim bir sehpa olacak. Ben daha önceden 40x40 ölçülerinde bir ahşap parçasının altına 4 adet metal ayak vidalamıştım. Bu aşamayı bilerek göstermedim çünkü zaten hazır olan bir sehpanın üzerine çok rahatlıkla uygulama yapabilirsiniz. Bu projede de yapıştırıcı tercihim Celsil'in UltraTech hızlı yapıştırıcısı oldu. Neden diyecek olursanız bu projede benim için dayanıklılık çok önemliydi. Çünkü bu bir sehpa olacak, üzerine yük koyacağım. Celsil'in UltraTech hızlı yapıştırıcısını sürdüğünüzde 1 dakika içinde 10 kilograma kadar yük taşıma kapasitesine ulaşıyor. Ve tamamen kuruduğunda ise toplamda 300 kilogram taşıyabiliyor. Bu gerçekten benim için önemliydi ve tabii ki sağlamlık önemli. Yani silikon tabancasıyla bunu yapıştırmaya kalkarsanız büyük olasılıkla bir zaman sonra çıkacaktır. Silikon o kadar dayanıklı bir malzeme değil. Dediğim gibi böyle ömürlük olsun istedim. O seramikler asla bu sehpanın üzerinden çıkmasın istedim. O yüzden de bu yapıştırıcıyı tercih ettim. Seramik parçalarımı sehpanın üzerine yapıştırdım. Sonra birazcık daha kenarlarını düzgün hale getirmek için yine ahşap parçaları kesmiştim. Onları da yapıştırmaya karar verdim. Birazcık daha o görünümü tamamlasın istedim. Çünkü seramiklerin kenarlarını böyle masanın kenarına baktığınızda görebiliyorsunuz. Aslında amacım onları kapatmak. Tam sehpamı yine ölçülerine göre ahşap parçalarımı kestim ve onları da yapıştırdım. Yapıştırdıktan sonra iyice bastırıyorum. Zaten şöyle bir 20-30 saniye beklediğinizde iyice yapışıyor. Ondan sonra artık beklemenize gerek kalmıyor. Sizlere seramik karolarla yapabileceğimiz ikinci önerim bir saksı. Bu sanırım benim favorim olabilir çünkü yapması gerçekten çok basit ve çok şık bir ürün elde ediyorsunuz. Ben yapıştırıcı sıkmak için kullandığım tabancamın ucundaki o aparatı birazcık kesmiştim. Yapıştırıcı daha rahat çıksın diye. O yüzden böyle kalın bir tabaka halinde çıkıyordu. Elime bir çubuk alıp böyle ahşabın kenarına çubuk yardımıyla sürdüm yapıştırıcımı. Daha ince olması için. Ama yani hani bu aşama zorunlu değil. Daha ince uçlu bir şeyiniz varsa çok daha rahat sürebilirsiniz. Tahtamın etrafına sürdüm yapıştırıcımı güzelce ve karolarımdan bir tanesini oraya yapıştırdım. Dediğim gibi tekrar 20-30 saniye beklediğinizde güzelce yapışıyor. Diğer karoyu yapıştırırken hem tahtanın kenarına hem de birazcık karonun kenarına sürdüm. Ki o karoların birleşim noktası da iyice yapışsın ve aradan kesinlikle bir şey görünmesin istedim. İşte bu kadar basit, tek yaptığım 4 tane karoyu bir ahşap parçasına yapıştırmakta ama çok şık bir saksı elde ettim. Ben bir de böyle kenarlarını birazcık altın rengi boyayla boyadım. İsterseniz iç kısmını da beyaza boyayabilirsiniz ya da başka bir renge boyayabilirsiniz. Öyle de eminim çok güzel olacaktır.
Ve sıra geldi son fikrimize. Sizler için verebileceğim son fikir bir ayna. Daha önceden etrafı kırılmış bir çerçevem vardı. İçindeki bu parçayı atmamıştım tabii ki bir gün kullanırım diye. İşte bu projede çok işime yaradı. Ama eğer böyle bir çerçeve aparatınız yoksa direkt bir kontrplakla kullanabilirsiniz. Ben bu çerçevenin içindeki parçanın üzerine güzelce yapıştırıcımı sürdüm. Sonrasında yine 4 adet karomu üzerine yapıştırdım. Bu yapıştırıcının yine çok sevdiğim bir özelliği çevre dostu olması. Uçucu kimyasal içermiyor. O yüzden çocuklarla bir şey yaparken de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ürünü incelemek ya da satın almak isterseniz sizin için aşağıya link bırakıyorum. Karolarımı yapıştırdıktan sonra ortasına yuvarlak bir ayna yapıştırdım ben. Tabii ki ben yuvarlağı tercih ettim ama siz isterseniz kare, dikdörtgen, başka aynalarda tercih edebilirsiniz. Yine aynamı yapıştırdıktan sonra tam ortaya güzelce bastırıyorum. İyice yapışmasını bekliyorum. Sonrasında birazcık o çevresi bana sade geldi. O yüzden bu nakış kasnaklarından bir tane aldım ve içindeki parçayı kullandım. Yine bir çubuk yardımıyla kasnağımın etrafına bir tabaka halinde yapıştırıcımı sürdüm ve onu da aynamın etrafına yapıştırdım. Sersin'le evde video serimizin ilk videosunu paylaştım bugün sizlerle. Artık böyle seramik karolara başka bir gözle baktığınızı hissedebiliyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve siz de kendi yaptığınız projeleri yine Sersin'le evde hashtag ile bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.